Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Rükben. Suratında anlamsız bir gülüş olabilir. Ünitenin sonuna geldik. Onun için mutluyum arkadaşlar. Siz de artık konuları bitirdiniz. 4. ünite uzun bir ünitemiz. Hazırsanız Cumhuriyet'in sağladığı kazanımlar nutukla başlıyoruz arkadaşlar. Evet, nutuk. Arkadaşlar Atatürk'ün 1919 ile 1927 yılları arasında meydana gelen gelişmeleri bizzat kendisi kaleme aldı. Birinci elden bir kaynaktır arkadaşlar. Bu eserde ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkene dayanan ulusal ve çağdaş bir devletin nasıl kurulduğu anlatılmaktadır arkadaşlar. Tabii 1919 ile 1927'ye kadar olan tarih dilimini, zaman dilimini incelemekte nutuk. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıktım ifadesiyle başlayıp Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle sona ermektedir. Tabi bu da birinci ağızdan ve belgelere dayalı olarak yazılan ilk tarihi kaynağıdır. Nutuk Yeni Türk Devleti'nin. Söyle ve Büyük Nutuk olarak da adlandırılmakta. Yani diğer bir adı Söyle ya da Büyük Nutuk. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmıştır. 1919 yılından 1923'e kadar, yani 1923'e kadar, Cumhuriyet'in yanına kadar olan dönemde aslında işte savaşlar dönemi, milli mücadele, nasıl bağımsızlık savaşının verildiği, sonraki dönemde 1927'ye kadar olan inkılaplardan bahsetmiş Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar 15-20 Ekim 1920 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da toplanan 2. Büyük Kongresi'nde Atatürk tarafından okunmuştur. Nutuk Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayıp yine daha demin bahsettiğim gibi gençliğe hitabesiyle sona ermekte. Şimdi nutuk arkadaşlar birçok farklı dile çevrilmiştir. Yani Fransızca, İngilizce, Orta Asya'daki işte Hindistan yerel dillerine, yine Kuzey Afrika'daki bazı dillere çevriliyor. Aslında önemli olan nokta şu, nutuğun farklı dillere çevrilmesi evrensel bir eser olduğunu göstergesidir. Bu bizim için sınav bilgisidir. Soru bankalarında bu konuyla ilgili sık sık karşınıza çıkar arkadaşlar. Gençliğe hitabe, tabi Atatürk nutukun son bölümünde gençliğe hitabeye yer vermiştir. Yani Türk gençliği birinci vazifen diye başlar. Devamını şu an hatırlamıyorum arkadaşlar. Tabi Cumhuriyet'in ve inkılapların korunmasında en büyük sorumluluğun gençlere ait olduğunu vurgular. Hani burada gençlerin Cumhuriyet'in yaşatılması, geliştirilmesi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ileriye taşınması noktasında gençlere görev ve sorumluluklar vermektedir. Tabii Cumhuriyet'in maddi ve manevi varlığını koruyarak güç, kararlılık ve çalışkanlığa sahip olduğu vurgulanmıştır. Aslında gençliğe hitabeyi verip, yani şöyle sorulabilir sizde, Atatürk'ün Türk gençliğine görev ve sorumluluklar verdiği, Türk gençliğine güvendiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş yaşam tarzını gençlerle yaşatacağını vurguladığını söyleyebiliriz. 10. Nutku arkadaşlar, bu televizyonda da falan sürekli görürsünüz. Hani genelde böyle milli bayram olduğu zaman Atatürk'ün şu ses kaydı verilir işte. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. İşte o arkadaşlar 10. nutkudur. Cumhuriyet'in 10. yılında halka hitaben yaptığı konuşmaya biz 10. nutku diyoruz. Tabi Ankara Hipodromu'nda halka yaptığı bir konuşmadır 10. nutku. Burada da arkadaşlar milli mücadele yıllarından başlayarak kısa sürede bağımsızlığın kazanılması ve uygar milletler, yani çağdaş milletler arasında girme yolunda alınan mesafe, yapılan çalışmalara vurgu yapmıştır. Kısa sürede çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor 10. nutkunda. Tabi arkadaşlar diğer taraftan vurguladığı en önemli noktalardan bir tanesi de dinamizm. Yani diyor ki çağdaşlaşma süreci devam ediyor. Yani diyor, bu sona ermedi diyor. Yani biz bu yolda, çağdaşlaşma yolunda sonuna kadar yürüyeceğiz ve milletine uygar uluslar seviyesinin üzerine çıkma hedefini göstermiştir. Biz de buna eşittir idealizm diyoruz. Bu videodaki konumuz da bunlardan ibaret arkadaşlar. Burayla ilgili çok soru çıkmıyor ama yine de kazanım tarama testlerini dikkatli bir şekilde çözmenizi tavsiye ediyorum. Atatürklük ve çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin son konusuyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.